İşte bunun içinde biz ne yaparız? Evvela zikir ruhundan sonra kardeşlerimizin birazcık sebat ettiğini, birazcık bu yolda aşkla, şevkle bu işe, bu maneviyata sarıldığını gördüğümüz zaman hemen derhal ona efali ilahi ruhu üfürürüz. Yani Rabbimizin bize efal ruhunu üfürmesiyle, artık zikirden sonra efal ruhunun da üfürmesiyle bizden ayrı bir alem girdi. Bir hal, bir mülayimlik, itiraflardan kurtulma, Ahmet ayrı, Mehmet ayrı değil, o karşımızdaki kişinin de tecellisinin Hakk'ın tecellisi olduğunu bilme haliyle bir hallenme zuhur etmeye başladı. Artık mülayimleştik. Zahir olan ibadette taatlarımızı yaparken zikrimizi hiçbir zaman unutmayarak daima fiillerin faalini, rabıtasını kullanmak suretiyle ne yapıyoruz? Bizde güzel bir ahlak, güzel bir edep, güzel bir iffet tecellisi zuhur etmeye başlıyor. İşte bu hal kişide ilmel olur ise onda hal kendiliğinden tecelli etmeye başlayacaktır. Şimdi efal ruhu üfürüldü bu kardeşimize. Efal ruhu üfürüldükten sonra kişi anladı ki benim mürşidim benden artık zikrediyor. Demek ki bendeki zikir benim değilmiş. Bendeki zikir Rabbim'miş. Benden fiillerin faalini bilen Rabbim'miş. Kendime nispet ettiğim o fiilin faalini ifna edip bendeki olan fiilleri artık Cenab-ı Allah'ın ilmel yakinlik seviyesinde de olsa bu benim Rabbim'in tecellisidir. Ben Rabbim'in emirleri dışında herhangi bir hareket etmemeliyim diye kendisini yakın takip almakta ve kendisini düzeltmekte. Ayrıca tevhid-i sıfat dersinde de ona bir ruh üfürülüyor. Yani sıfat ruhu üfürüldükten sonra artık o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakını, edebini kendisinde tecelli ettirmeye başlıyor. Tecelli ettiriyorsa zaten oraya zevk eder. Tecelli ettirmiyorsa mertebedeki olan sıfat mertebesini zevk edemez. Çünkü ona gönlünde onun efal ruhu ile sıfat ruhu tam tecelli etmiş olsa aynen Şaban ayındaki Berat gününü kutladığımız gibi 15'inde Berat kutladık ya, Berat'ını alacaktır. Yani kurtuluşa erecektir. Kötülüklerden ve itilaflardan, ihliklerden kurtulduğunu görecektir. Ama yaşarsa, uygularsa bunlar olmakta. Uygulamazsa ilimle gelir, ilimle gider. İnşallah, maşallah ömür biter. Onun için bu yola gelenler mutlaka cahit etmelilerdir. Bu yolda hakikaten cahit etmeyenler menzile varamazlar. Çünkü Cenab-ı Allah cahit ediniz diyor. Maide suresi 35. ayet kerimesinde. Ya eyyühellezine amenüttegullahi vebtegu ileyhil vasilete ve cahidü fî sebilihi leallekim tüflehûn. Bu ayet-i kerimede Allah'a ulaşmak istiyorsanız bir vesile arayarak cahit ediniz diyor. Bakın madem bizler bir müşt-i kamile gelmişiz, neye gelmişiz? Cenab-ı Hakk'a ulaşmak için. Mısır'ın Niyazi Hazretleri bile ne diyor? Diyor ki zatın, zat-ı Hakk'a anla, zatındır senin. Zat-ı Hakk'a anla, zatındır senin. Hem sıfatın, hep sıfatındır senin. Sen seni bilmek necatındır senin. Sen seni, gayre bakma, sen de istesen de bu. Gördün mü? Sen de istesen de bul. Her şey sende. Sen afakta, Anya'da, Konya'da Allah arama. O diyor ki ben taşrada araydım. O can içinde canıymış. Öyle sanırdım ki ayrıyem. Dostu gayridir, ben gayriyem. Benden görüp işlerini bildim. O cananmış. Yani ona ulaşmak istiyorsanız kendinize projektörünüzü çevireceksiniz ve onu kendinizde arayacaksınız. Ahmet'te, Mehmet'te, Hasan'da, Hüseyin'de değil. Mürşit'te de aramayacaksın. Mürşidin sana vermiş olduğu nefet duayeti gelmesi gereğince sen gönlüne ineceksin. Biraz evvel kadere ermenin sırlarını orada söyleyeceğim. Ama o gönüle inemezsen
maalesef bu mertebeleri zevk edemediğin gibi kadere de ermen mümkün olmaz. Biz her sene Kadir Gecesi kutluyoruz. Ama bunu hakikaten kutluyor muyuz? Birbirimizi tebrik ediyoruz. Allah mübarek etsin, kadiriniz mübarek olsun diyoruz. Tebrik ediyoruz. Niye? Oraya erdik diye. Hakikaten erdik mi? Soralım kendimize. İşte Kadir Gecesi'ndeki olan özelliğiyet bu. Yoksa Kadir Gecesi deyince siz zannetmeyin bu gecede, bu dünya gecelerinden bir gecede değil o. Gece vahdeti remzettiği için, gündüzler kesreti remzettiği için geceler hep vahdet tecellisidir. Cenab-ı Allah bile zerreden küreye kadar bütün varlıklarda vahdaniyetiyle tecelli ediyor. Ama hiçbirine benzemiyor. Subhanallah diyoruz. Onun için işte bu gecede Kadir Gecesi bizim için bir vesiledir. Toplanmamıza, sohbet etmemize, bu yönde ilmimizin, irfaniyetimizin gelişmesine vesile olduğu için biz buna yad ederiz. Ama biz esas Kadir Gecelerde değil de gönlümüzde zevk etmemiz lazımdır. Ve böylece kişi sıfat ruhunu üfürdükten sonra zat ruhunu da üfürüldüğünde vücudun vücudullah olduğunun idrakına vardığı zaman kendi kişi fena fillah olur. Yani ölmeden evvel ölme hasretine sahip olur. Bu tevhid yolundaki fenaya yapal, fenayı sıfat, fenayı zatı yapan bir kişinin elbette kendisi ilmel yakinlik seviyesinde de olsa evvela ne yapar? Efal lambasının gönlünde yandığını görür. Sıfat lambasının gönlünde yandığını görür. Vücudun vücudullah olduğu lambasını gönlünde görürse işte bu üç tecellinin, üç şeyin tecellinin o zaman ancaksın ihyası zuhur etsin. Yoksa etmez. Biz gene Recep ayında ne yaptık? Rağbet ederek, aynı kaide. Regaib Kandili kutlamadık mı? Cuma'ya çıkan gecede kutladık. Orada biz fenai efal yapmakla tecelli efalin bir lambasının ilmel yakınlıkta olsa yakmadık mı? Yaktık. Ondan sonra Miraç içerisinde, gecesinde 27'sinde orada da artık yolculuğa çıkıyoruz. Merdiven, miraç demek merdiven demektir. Merdivenden basamaklara başladık. Artık sıfat mertebesine geçeceğiz. Ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Bir yolculuk var. Bu yolculuk mıstık yolculuğu. Bu yolculuk esfeli safilinden âli olan, illiğine kadar olan bir merhale. Yani 7 kat yerin kat edildikten sonra 7 kat göklerin kat edilmesi. 7 kat yerler nefis mertebeleridir. 7 kat gökler ise ruh mertebeleridir. Siz 7 kat yerleri biraz evvel söylemiş olduğum gibi emmara levame mülme mutmine razı marziye diye deyin, fenaye efal, fenaye sıfat, fenaye zat yapmak suretiyle üç madde haline geçebilirseniz işte ölmeden evvel ölmeye hak kazanırsınız. Yoksa ilimle bunları bilseniz, hallenmiyorsanız, hakikaten zevk etmiyorsanız herhangi bir soru sorulduğu zaman maalesef onun cevabı ne olmuyor? Verilemiyor. Neden? Çünkü laboratuvar çalışmıyor. Kendi kuyumuzdaki suyu çıkaramıyoruz. Bakın, şimdi geliyorsunuz, Mürşid-i Kamil'in sohbetlerinden istifade ediyorsunuz. Bugün geldiniz, başka bir gün geldiniz, ilimi elde ediyorsunuz. Ama bir gün geleceğiz, şuraya geçin. Bir gün artık bu
damacanlarla, bu kovalarla su temin edemeyeceksiniz. Bir gün seferberlik ilan edilirse dışarı çıkma yasağı koyar kanunlar. O zaman suyu getiremeyince ne yapacaksınız? Kendiniz evinizde susuzluktan vurup gidersiniz. Onun için kardeşim siz seferberlik ilan edilmeden evvel gelin. Kendi bahçenizde kuyuyu kazın, suyu çıkarın. Seferberlik ilan edildiği zaman hiç tereddüte girmezsiniz. Benim kuyumda nasıl olsa suyum var. Çıkar çıkar içerim ben bunu dersiniz. Hatta kolun komşu içerisinde de hakikaten susuz olanlar varsa onlara da su verebilirim dersiniz. Ama suyunuz yoksa, kuyunuzda su yok ise o zaman kendiniz de susuzluktan ölür gidersiniz. Onu da söyleyeyim size. İşte burada Regaib kandilinde bir lamba yaktığımız gibi, Allah. Miraç kandilinde bir lamba yaktığımız gibi, Berat kandilinde de bir lamba yaktığımız gibi ne yaptık? Şimdi de Kadir gecesi Ramazan'ın 27'sinde bir lamba yakabilirsek o zaman tam manasıyla ölmeden evvel ölen bir kişinin Cenab-ı Hakk'ın tecellisine mahzar olması gerekir.